Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şu üst taraftaki sepet yazan yere bir login olan kullanıcının bilgilerini koymaya çalışalım. Aslında şu drop down şu güzel. Şunu alalım. Oradan ileriye doğru devam edelim. Şu şekilde kopyaladım. Zaten önümde açıkmış. Şuraya paste edebilirim bunu. Şunlarla işimiz şu noktada yok gibi. Şunu da şöyle silelim, kaydedelim. Tamam, aslında fena değil. Şuraya drop down yazan yere login olan kullanıcının bilgilerini almak istiyorum. Zaten use out store'um vardı benim. Const out store diyelim. Sonrasında nerede o? Şuraya out store nokta user nokta display name deyip kaydedelim. Deneme et, deneme gmail.com bir şeyler geldi oraya, güzel. Sonrasında şu şey olsun. Aslında değil mi? Şöyle kopyalasam, şuraya paste etsem, şuraya sepet ibaresi geldi. Şu ikonlarla işim yok. Kapatalım. Şunu da şöyle kapatalım. Şunu da şöyle yapalım. Şuraya bir de logout diyelim. Tamam, sepet ve logout. Tamam, fena olmadı. Geldik şimdi buraya. Şu logout'u da implement edelim. Bu bizim şeyimizin içinde vardı zaten sanırım, değil mi? Hiç uğraşmaya gerek yok. Dolayısıyla click diyeceğim. Neydi? Out store nokta logout, tabi bu promise'mış. En iyisi bir sağlam yapalım işimizi. Handle logout olsun. Kopyaladım. Geldim şuraya. Şöyle yazacağım. Const logout eşittir. Out store nokta logout diyeceğim aslında. Evet diyeceğim. Şurada async olacak. Tamam, gayet iyi. Geldim. Sepete tıklıyorum. Sepete gitti. Geldim. Logout'a tıklıyorum. Ne oldu? Bakalım. Inspect diyelim. Belki de logout olmuştur bu arada. Evet, olmuş ki 400 bad request ve 401 unauthorized olmuşuz. Tamam, güzel. Tamam. Şimdi niye şeye yönlenmedi? Ona bakıyor olmamız lazım, değil mi? Login sayfasına. Router'a gidiyoruz. Buradan bir şeyler commentlemiş olabilir miyiz diye bakacağım aslında. Yok, commentlememişiz. Before each falan filan bir şeyler olmuş burada. Bir şeyler yaşanmış. Out required'mış. Tabii out required koyduk mu şeye? Karta koymamışız. Dolayısıyla şu out required'ı alıp bu sayfa authentication required'dır dememiz muhtemelen yeterli olacak. Yine olmadı. Niye? Out required dedik. Kart. Burası neresi? Kart. Bir kere bizim bütün sayfalarımız kategori falan hep şey out required olacak. Doğru. Out required ise out store is out ise out değilse tamam, çalışması lazımdı bunun. Çalışmadı. Niye? Şöyle bir şurada şey deneyelim. Out store dedik. Console.log da direkt şöyle koyabilirim, değil mi bunları? Şuraya virgül diyelim. Yeniledim. Clear filter diyelim. True gelmiş. Doğru. Şu false gelmiş. Tamam. Niye buraya login'e redirect etmiyor peki? Ne kadar enteresan ya. Şimdi bu true gelmiş. Nasıl yani? Şimdi burada ne olmuş? Is out neydi ya? Ben hatırlamıyorum ki. Is out. Bunu böyle mi yazmışız? Is out. Dolayısıyla bu böyle olmaz zaten. Şunu da şöyle yazacağım. Arkadaşlar. Evet diyeceğim. Dışarıdan gelsin. Tamam. Zaten çalıştı. Şunu kapatalım. Gelmişken burayı da birazcık değil mi refaktör edelim. Form diye bir şey vardı. Nedense aradıklarımı bulamıyorum dokümantasyon içinde. Şu kısım inanılmaz konsantrasyonumu bozuyor. F nerede? Yukarı çıkalım. Form. Burada sanki bir otantikasyon şeyi vardı. Daha doğrusu login formu. Aslında şu. Şundan bahsediyorum. Şunu kopyalayayım. Şu formu. Burayla işim yok. Burayla da işim yok. Aslında bakarsan main layout'la da şunlarla da işim yok. Direkt
Login layout'una gidiyorum. Böyle login view'una gidiyorum. Orası da burası. Şuraya koyalım bunu. Pekala. Zaten benim tasarımla işim var. Fonksiyonaliteyle çok fazla bir işim yok. Dolayısıyla bunu aldım. Şuraya şu şekilde koydum. Şimdilik şunlarla hiç işim yok. Model state'le falan. Login form username. Login form password. Şunda zaten işim yok. Dolayısıyla şunları cut yaptım. Şundan işim yok. Dolayısıyla burası böyle. Handle login diyor. Form dedik. Şuraya şöyle bakarız buna. Yoksa da bunu tekrardan güncelleriz kodunu. Tamam. Bir noktaya geldi iş. Tabii bunu daha kompakt, derli toplu bir hale getirmemiz lazım. Onu da şöyle yapabilirim. Şunu şöyle div diyelim. Şuna bir tane style desek. Neye benzeyecek? Tamam, şu şekilde. Login layout ifadesi nerede? Şeyde kaldı o. Gidelim login layout'un içine. Tamam, geldik. Şuraya koyalım şunu. Tamam. Ne diyeceğiz? Şuraya şey diyebilirim, değil mi? Ya da gidelim şeye tekrar. Layout'a gidelim. Şu en üstteki şeyi alabilirim. Şunu alabilirim. Bu nasıl gözüküyor? Buna bir bakayım önce. Bunu da silelim. Daha footer'ı direkt silelim. Şunu şöyle cut yapayım. Şuraya paste edeyim. Şu geri kalan artıkları silelim. Tamam. Şuraya da şey diyeceğim. Bir göreyim neye benzediğini. Header kaldı orada. Tamam. İçime hiç sinmedi ya. Şunları bir kaldırayım. Tam otursun. Tamam. Tamam. Bu da böyle dursun. Hatta şöyle yapalım. Padding'i de 50 piksel diyelim. Bu arada bu yüzden şey seviyorum ben ya. Neydi adı? Vuetify'ı. Vuetify'da mesela hızlı bir şekilde buraları, yani ben tasarımcı olmadığım için kendi adıma söylüyorum. Login. Buraları hızlı bir şekilde şey yapabilirdim. Geçebilirdim. Yani işin şeyine odaklanmadan görüntü kısmına. Heh, burası da böyle olsun. Şunu da H1 diyelim. Tamam. Login sayfam da var artık. Bence gayet iyi. Şuraya şimdi şeyi unuttum yine. Database'e gittim. Database'e değil de otantikasyona gittim. Geldim. Deneme et kızdı buna. Niye? Required true dedik. Tamam yazdık zaten ya. Tabii şeyi yoktu o yüzden ona kızdı. Neyine required değil diyorsun ya? Submit rules. Tamam ya rules istemiyoruz. Kahretsin seni. Yürü. Tamam kaydettim. Zaten zart diye girdi arkadaş. Logout olalım tekrardan. Tamam oldum. Geldim. Deneme bilmem ne. Com yazdık. 90 neydi şifremiz? Dur. Şifremizi de yazdık. Login olduk. Hop root'a döndü. Anakarta tıkladım. Anakartlarım geldi. İşlemcilerim geldi. Gayet güzel oldu. Ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi şu katalog şeye bir döneyim. Main layout'a. Katalog nerede? Şurada. Şuna bir router link. Elim çünkü refleks olarak oraya gidiyor. To diyeceğim. Eşittir. Buna tıkladım mı root'a dönsün. Yani şuna tıkladım mı root'a dönsün. Güzel. Şu home'u da değiştirelim. Home'a geldim. Home'a geldim. Şöyle yapacağım. Home'da sadece şeyleri göstereceğim. Nerede? Cart service değil de product service. Get products'ın all products diyeceğim. Kategorisi falan olmasın. Bir condition olmasın. Tamam mı? Home'a geleceğim tekrardan. Home'a geldim. Burada ne yapmam gerekiyor? Bundan hiçbiriyle işim yok aslında. Aslında direkt şurayı komple... Şurası hariç. Tamam mı? Sileceğim. Product service nokta get all products dedim. Const products dedim. Evet. Şuraya da products diyeceğim. Ref products nokta ve tabii products data diyeyim şuraya. Data diyeceğim. Elimde productlarım var artık. Şunlarla hiç işim kalmadı.
Aslında şunlarla kalmadı, özür dilerim. Geldim. Şunlarla da işim kalmadı. Şuraya bir div koyayım. Şuraya products'ın geldiğini göreyim. Şundan da hiçbir işim yok. Post'la da columns'la hiçbir şeyle işim yok. Buraya kadar temizledik kodumuzu. Geldik. Güzel. Bu da buraya kadar geldi. Gidiyorum şimdi kategori.view'nun içerisine. Buradaki şu kısmı komple alıyorum. Şuraya koyuyorum. Şu loading modding mekanizmalarını da işletelim buraya. Değil mi? Zaten basitti. Şunu kopyaladım. Kapatıyorum. Orayla artık bir işim yok. Loading dedik. Şuraya sadece şey diyeceğim. Loading.value eşittir false. False. Dolayısıyla görmüş olduğunuz gibi bu da kalmış oldu. Şimdilik şunu kaldıracağım. Çünkü anlatacağım sebebini. Kategori mategori yok artık. Ana sayfadayım zaten. Ana sayfa diyelim şuraya. Şundan da hiçbir işim yok. Kaydettim. Dolayısıyla geldim. Yeniliyorum. Ana sayfada bütün ürünleri görmüş olduğunuz gibi görüyorum. İşlemciye tıklıyorum. İşlemci geldi. Anakarta tıklıyorum. Anakart geldi. Şimdi benim burada şunu yapmam lazım. Şu kutular var ya. Bu kutuların her birinin komponent olması lazım ki kullandığım her yerde bir daha tutup şeyleri implement etmek zorunda kalmayayım. İşte sepete ekle, ne bileyim, uyduruyorum, sepetten çıkart gibi aksiyonları yeniden implement etmeyeyim. Ben sadece datasını vereyim ve onu datayı verdiğim yerde gösterebileyim o komponente. Şimdi geliyorum şeye, adı components folder'ıma. New folder diyorum, product item diyorum, new file diyorum, index view diyelim şimdilik, enter. Aslında bu şöyle bir komponent olacak. Zaten nerede o? Kategori bizim kategori şeyimiz. Sayfamız şunun içerisinde, kategorinin içerisinde. Row dedik, cart. Aslında şu cart benim komponentim oluyor arkadaşlar. Aldım bunu. Buraya koydum. Script diyorum, setup diyorum, length diyorum, ts diyorum. Define props diyeceğim. Dışarıdan ben neyi bekliyorum? Product bekliyorum. Product. Şöyle kapatalım. Şuna niye şey yapmadı? Yani bu işi sevmiyorum ya. Import. Modelsi de tanımadı. Çok enteresan bir şekilde. Product. Şeyin aklı gitmiş her zamanki gibi. Neyse gitsin. Şimdi şu handle cart meselesini de taşıyalım buraya. Fonksiyonunu. Şunu diyorum. Bunu da kopyaladım. Bunu da aldım buraya. Out store'u ve cart servisini taşımam gerekiyormuş. Cart servisini aldım. Koydum. Out store'u aldım. Koydum. Out store'un şeyini aldık. Instance'ını da aldık. Koyduk. Dolayısıyla, şunu bir reload edeyim ya, çok gözüm olmaya başladı. Dolayısıyla tek başına, ne bu ya? Dolayısıyla tek başına bir ürünün artık bir komponent halinde üstünde sepete ekle düğmesiyle beraber bir halini yapmış olduk, versiyonunu yapmış olduk. Dolayısıyla şimdi gidiyorum şeye, buraya, yani ürünleri listelediğim yere, şu handle kartı siliyorum. Bununla bir işim kalmadı. Dolayısıyla bunda da bir işim kalmadı. Dolayısıyla şununla ve kart servisiyle hiçbir işim burada bu manada kalmadı. Şimdi şunu yapacağız. Product item diyeceğim. Tamam, tanımıyor, önemli değil. Bir belli ki product item from components product item diyorum. Geldim, kopyaladım bunu. Şu karttan şuraya kadar product item diyorum ve product eşittir product diyorum. Yani bir şeyler yani, ama nedir bilmiyorum inanın. Çok önemli değil. Bu çalışır arkadaşlar. Gidiyoruz. Yeniliyoruz. Çalışmadı. Niye? Çünkü index view diyeceğim. Kaydettim. Tekrar yeniledim. Ürün görmüş olduğunuz gibi sorunsuz bir şekilde geldi. Sepete ekle diyorum. Sepete de eklendi. Sepetime gideyim bakayım. Eklenmiş mi? Eklenmiş. Dolayısıyla ben şimdi ana sayfama gidip aynen şu komponenti koyup şu şekilde. Sonrasında şuradaki şu kısmı product item 2 nokta üst üste deyip verebiliyorum. Geliyorum ana sayfama tekrar tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi buradan da sepetimi artık
ekleme işlemini yapabiliyorum. Tabii burada şöyle şeylerden de bahsedebiliriz. O toplara çok fazla girmiyorum. Şimdi bu item'ın tek başına bir komponent haliydi. Bir de liste halinde de bunu yani product item list halinde de bir komponent yapıp hem kataloğun içinde hem ana sayfanın içinde tek bir satırla datayı verip kullanabilirdik. Onlara girmiyorum. Oralara hep açık kapı bırakıyorum sizler için. Siz oraları kendiniz implement edersiniz. Dolayısıyla tekrar konumuza dönecek olursak uygulamamız gayet güzel çalışıyor. Monitörlere geldim. Burada herhangi bir kayıt yok. İşte baskete gidelim, sepete gidelim. Sepetim de gayet güzel. Logout oluyorum. Gitti logout'a. Buradan tekrar login oluyorum. Şifremi yanlış yazayım bakayım. Buralar doğru çalışıyor muydu? Çalışıyormuş. Aslında neredeyse bir uygulamanın temelini yapmış olduk. İçinde hemen her türlü aksiyonumuz var şu noktada. Tabii şöyle şunu da yapabiliriz mesela, değil mi? İşte mesela geldik, logout olduk. Logout oldu. Root'a gidiyorum. Gidemiyorum çünkü logout required. Gideyim şeyin içerisine, router'ımın indeksine gideyim. Ana sayfa mesela herhangi bir logout şeyi barındırmasın zorunluluğu. Geldim. Görmüş olduğunuz gibi ana sayfam düzgün bir şekilde geldi. Şunu da yapabilirim. Geldim. Nerede şeyim mesela? Kartım. Bulamadım. Şuraya geldim. Şimdi normalde şuradaki düğmenin logout olmadığında görünmesini istemiyorum, değil mi? Mesela şuraya şöyle bir şey yazabilir miydim? If outstore nokta is outsa gözüksün. Dolayısıyla geldiğim zaman şeyler gözükmüyor. Buna tıklasam beni login'e yönlendirecek. Çünkü buralar login required. Tekrar gideyim şeye. Root'a konuşayım biraz. Yenileyelim. Düğmeler yok. Geliyor. Tabi burası da hatalı kalmış. Burayı düzeltmek lazım. Yani şöyle şundan bahsediyorum. Main layout'a gittim. Drop down bilmem ne. If. Artık elimin altında bütün tool'lar olduğu için neredeyse gördüğünüz gibi tıkır tıkır her şeyi yerine koyabiliyorum. Şuraya da şey diyebilirim, değil mi? A dedim. Buton. Primary, login, şeyi unuttum, router, nokta, buradan nasıl redirect ediyorduk onu unuttum. Buraya login diyorum, şöyle login diyorum. Tamam, login olmamı istiyor benden, tıklıyorum, login sayfası geldi. Şu deneme bilmem neyi aldım, koydum buraya, geldim şifreyi yazdım, submit dedim, login oldum, sepet ekle düğmeleri geldi. Şu niye böyle oldu? Çünkü buna şey yazmadık. We else. Tamam, o da gitti. Evet, gördüğünüz gibi otantikasyon mevzusu da gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Tabii buraya bilgilerimi güncelle, kaydol, bilmem ne yap diye şeyleri ekleyebilirsiniz çok basit bir şekilde. Logout oluyorum. Oldu. Şeyler yok. Login diyorum. Bilmem ne dedim. Tamam. Bence gayet güzel bir uygulama oldu. İçinde bayağı bir şey barındırıyor. Umarım genel itibariyle bu Vue serisi faydalı bir seri olmuştur. Kafanızdaki soru işaretlerini kaldırmıştır. Normalde video başlarken admin sayfasını da yapmak istedim. Fakat sonrasında şeyi fark ettim ki bu yapacaklarımızdan çok farklı bir durum yok orada. Sadece işte yeni ürün ekle, insert'ü zaten gösterdim. Update et yapmıştık, update yapmıştık şeyleri. Sepetin miktarlarını artırırken. Dolayısıyla dokunmadığımız neredeyse kurutla ilgili bir kısım kalmadı. Siz kendiniz bu uygulamanın admin sayfasını yapıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Vue ile ilgili zaman içinde çekeceğim videolar yine olacak. Hatta Vue tarafında yeni bir güncelleme var. Onunla ilgili belki bir video çekerim. Fark ettiğim yeni library'lerle ilgili videolar çekerim. Fakat bu serinin bu videoyla beraber sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Geri bildirimlerinizi bekliyorum. Umarım birilerinin işine yarar. Birileri yeni bir şeyler öğrenir. Bir sonraki seride ve videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.